Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem ya'lem. Vessalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnâr. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilmen nafi'an ve elhıkna bissalihin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Muhammed Ali Sabuni'nin Revai'ul Beyan Tefsiru Ayatil Ahkam Minel Kur'an adlı tefsirinden El Muhadara Es-Sadise Aşara, yani 16. Muhadara'ya başlıyoruz. 16. Muhadara'ya başlıyoruz. Bu muhadaranın ana başlığı şöyle değerli arkadaşlar: Ennehyu an kesratil halif, yani fazla yemin etmenin sakıncası, fazla yemin etmenin yasaklanmasıyla ilgili. Bakara suresinin 224, 225, 226 ve 227. ayetlerinin tefsirini yapacağız inşallah. Bu ayetlerin tefsirine başlamadan önce ayetlerin Türkçe mealini vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tec'alullaha urdeten li eymanikum en teberru ve tettegu ve tuslihu beynen nas. Evet, Allah'ı yeminlerinizden dolayı iyilik yapmaya, günahlardan sakınmaya ve insanlar arasını düzeltmeye engel kılmayınız. Vallahu semiun alim, şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir. La yuahizukumullahu billahi fi eymanikum. Allah Teala yeminlerinizde istem dışı ve bir kasıt olmadan ağız alışkanlığı sebebiyle yaptığınız yeminlerden dolayı Allah Teala sizi sorumlu tutmaz, sizi cezalandırmaz. Velakin fakat yuahizukum bima kesebet kulubukum. Kalplerinizle yemin kastettiğiniz, yemin kastederek yaptığınız yeminlerden dolayı Allah Teala sizi sorumlu tutar. Vallahu gafurun halim, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır ve çok halimdir. Lillezine yu'lûne min nisâihim, eşleriyle cinsi münasebette bulunmamaya, yani cinsi münasebeti terk etmeye dair yemin edenler var ya, onların terabbusu erbaati eşhurin, onların 4 ay beklemeleri gerekir. Fe infâû, şayet onlar bu süre içerisinde eşlerine dönerlerse, fe innallâhe gafûrur rahîm, şüphesiz ki Allah günahları çok bağışlayandır ve çok merhamet sahibidir. Ve in azamut talâga, ve bu 4 ay süre içerisinde eşlerine dönmezler de eşlerini boşamayı azmederlerse, kastederlerse, fe innallâhe semî'un alîm, şüphesiz ki Allah her şeyi işitendir ve her şeyi bilendir. Evet değerli arkadaşlar, bu ayetlerin Türkçe mealini bu şekilde verdikten sonra Et-Tahlilu Lafziyyu başlığı altında, yani Lafzi Tahlil başlığı altında ayetlerde geçen bazı kelimelerin manasını açıklayacağız. Birinci olarak Urdatün kelimesi, yani bidammil ayni, baştaki ayn harfinin dammeli okumasıyla ey manası, mani'an,
engel, mani anlamına geliyor. Ve kullu ma yutaradu fe yemna'u ani şey'i, bir şeye engel olan ve bir şeye karşı çıkan her şeye urda denilir. Fehüve urdatun, urda denilmektedir. Ve lihada yugavlu lissehabi, işte bundan dolayı da bulut için aridun denilmektedir. Aridun denilir. Neden? Li'ennehu yemne'u ru'yetessemai ve şemsi. Çünkü bulut gökyüzündeki güneşin ve gökyüzünün görünmesine engel olduğu için aridun denilmektedir. Ve atarada fulanun fulanen denildiği zaman, ve atarada fulanun fulanen denildiği zaman, ey manası mena'ahu min fiili ma yuridu, yapmak istediği bir fiile engel oldu manasına gelmektedir. Ve bu durumda değerli arkadaşlar, ayetin manası şöyle oluyor. Vel mana la tec'alul halife billahi sebeben mani'an lekum minel birri. Evet değerli arkadaşlar, buna göre mana, ayetin manası şöyle oluyor. La tec'alul halife billahi sebeben mani'an lekum minel birri ve takva. Evet, Allah adını anarak yaptığınız yemini iyilik ve günahlardan sakınmaya engel kılmayın. Yani mani olacak bir sebep kılmayın. İza duye ehadukum li birrin ev islahin, sizden biriniz bir iyilik yapmaya veyahut da insanlar arasında bir düzeltme, bir barıştırmaya davet edildiği zaman, yegulu der ki, kad haleftu en la ef'alehu, ben onu yapmamak üzere yemin ettim der. Fe yete'allelu bil yemini, yemini kendisine illet, sebep kılar ve o iyiliği yapmamak için engel, mani kılar. Böyle yapmayın diyor Cenab-ı Allah. Galer Razi, Razi şöyle demiştir. El muradu burada ennehyu anil ceraeti alallahi bi kesratil halifi. Burada murad edilen, yasaklanan husus, yasaktan kastedilen çok fazla yemin yapmak suretiyle Allah'a karşı cüretkar davranmaktan nehyedilmektedir insanlar. لِأَنَّ مَنْ اَكْثَرَ مِنْ زِكْرِ شَيْءٍ, çünkü bir kişi bir şeyi çok fazla zikrettiği, andığı zaman, فَقَدْ جَعَلَهُ اُرْضَةً لَهُ, onu engel kılmış oluyor. يَقُولُ الرَّجُلُ, mesela bir adam şöyle diyor, قَدْ جَعَلْتَنِي اُرْضَةً لِلَوْمِكَ, sen beni ayıbına engel kıldın manasında. Ve gale şairu, şair de şöyle demektedir. Fela tec'alni urdeten lillevaimi. Evet, ayıplamalara beni engel kılma. Fela tec'alni urdeten lillevaimi, ayıplama için beni engel, mania kılma manasında böyle bir beyit söylemiş şair. Galil Cassasu, Cassas da bu konuda şöyle demiştir. El mana la ta'taridu ismallahi, Allah'ın ismini olur olmaz yerde kullanmayınız. Ve tebzuluhu fi kulli şeyin hakkan kâne ev batilen, hak olsun batıl olsun her konuda Allah'ın ismini sürekli kullanmayın. Allah'ın ismini sürekli ağzınıza almayın. Fallahu yenhakum an kesretil eymani vel cüreti. Allah Teala Allah'a karşı cürette bulunmak ve çok fazla yemin yapmaktan sizi yasaklamaktadır. Eyman kelimesi yemin kelimesinin çoğulu değerli arkadaşlar. Fallahu yenhakum, Allah Teala sizi nehyediyor. An kesretil eymani, çok fazla yemin yapmaktan sizi yasaklıyor.
Vel cüreti alallahi teala, Allah'a cüretkar olma, Allah'a karşı cüretkar davranmaktan sizi nehyediyor. Ve kezalike la tec'alül yemine billahi, yine Allah'ın ismini anarak yaptığınız yeminleri urdaten maniaten minel birri, iyilik yapmaya engel kılmayınız. Ve takva ve günahlardan sakınmaya engel kılmayınız. Vel islahi ve insanlar arasını düzeltmeye engel kılmayınız. Evet. La yuahidikumullahu billavi. Evet. Lav yemini sebebiyle Allah Teala sizi sorumlu tutmaz. Sizi cezalandırmaz. Galer Ragibu, Ragıp İsfahani bu konuda şöyle demiştir. Ellavu minel kelami ma la yuteddu bihi. Evet. Sözde lav ne manaya geliyor? Yani hiçbir değeri olmayan, insanın irade dışı söylediği söze lav denilmektedir. Ve huvellezî yuradu la an rü'yetin ve la fikrin. Herhangi bir düşünce, bir görüşe dayalı olarak değil de böyle rastgele ağız alışkanlığı sebebiyle söylenen söze lav deniliyor. Feyecri mecral luga. Evet. İnsanın istem dışı söylediği söz olarak ifade ediliyor. Ve vesatul esafir, aynı zamanda serçe kuşunun sesine de lav denilmektedir. Ve nahvuha minet tuyur, serçe ve benzeri kuşların çıkartmış oldukları sese de bu şekilde lav denilmektedir. Ve enşede Ebu Ubeyde şöyle bir beyit söylemiştir. Anil luga ve rafesit tekellumi. Evet. Boş söz ve faydasız kelamdan şeklinde böyle bir beyit söylemiş. Ve galen İmamul Fahru, İmam Fahruddin Razi de şöyle demiştir. Ellavu es-sagitullezî la yu'teddu bihi. Yani insanın hiçbir şeyi ifade etmeyen sözüne lav denilmektedir. Sevaun kâne kelâmen ev gayrihi. Bu söz olsun, başka şeyler olsun. Hepsine lav denilmektedir. Ve lavut tâir, kuşun lavi denildiği zaman manası tasvîtuhu, sesi, kuşun çıkartmış olduğu sese lavut tâir denilmektedir. Ve yugalu lima la yuhteddu bihi min evladil ibil. Efendim, fazla önem verilmeyen devenin yavrusuna da lav denilmektedir. Evet. Yuklune kelimesine gelince değerli arkadaşlar, yuklune ne demektir? Ey yahlifune, yemin ediyorlar anlamındadır. Yemin etmek manasında. Vel mastaru, yuklune kelimesinin fiilinin mastarı ilaun şeklinde gelmektedir. Evet. Vel ismi minhu eliye, eliye ismidir. Vel eliyetü, eliye ise elgasemu, vel halifu. Üçü de, bu üç kelime de yemin anlamına gelmektedir. Elgasemu, el yeminu, vel halifu. Bu üç kelime de yemin anlamına gelmektedir. Kulluha ibaratun an mana vahidin. Hepsi de aynı manayı ifade eden ibarelerdir. Gale şairu, şair şöyle demiştir. Fealeytu la enfekku, evet, çözmemeye ne yaptım? Yemin ettim. Ahdu kasideten, bir kaside söylüyorum. Tekunu ve iyyaha biha meselen badi. Dolayısıyla ben ve o söylediğim kaside benden sonra misal olacaktır şeklinde böyle bir beyit söylemiş şair. Hâzâ huvel mânel lugavî. İşte bu ilanın lugavi manası bu şekildedir. Ve amma fî urfi şer'i, şeriat örfünde ila denildiği zaman manası fehvel yemînu alâ terki vat'i zevceti. Bir erkeğin eşiyle cinsi münasebeti terk etmeye üzere yemin etmesine ila denilmektedir. Peki terabbus ne demek?
Terabbus. Etterabbusu fil lugati. Evet, lugatta, dilde terabbus kelimesi el intizaru, beklemek anlamına gelmektedir. İntazara, yentazuru, intizarun ve terabbasa, yeterabbesu, etterabbus mastardır. Beklemek anlamına gelmektedir. Ve minhu kavlihu teala, nitekim şu ayeti kerimede de bu manada kullanılmıştır. Kul, de ki ey Resulüm, terabbesu, bekleyiniz. İnni ma'akum minel mutarabbisine, ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Ey intazaru, intaziru, bekleyiniz. Fe ene minel muntazirine ma'akum, ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Gale şairu, şair şöyle demiştir. Tarabbas biha, onu bekle. Raybel menuni, zamanın ilerlemesini bekle. Lealleha tutallagu, belki o bayan eşinden boşanır. Yevmen, bir gün boşanır. Ev yemutu haliluha, veya onun sevgilisi, onun eşi, kocası ölür şeklinde böyle bir beyit söylemiştir. Evet. Ve idafetut tarabbus ilel eşhur. Tarabbus kelimesinin eşhur kelimesine izafet edilmesi ise min idafetil mastarı ile zarfi, evet, mastarın zarfa izafet edilmesi şeklindedir. Yani mastar zarfa izafet edilmiştir. Peki fa'u kelimesi ne manaya geliyor değerli arkadaşlar? Fa'u manası ey raca'u, döndüler anlamındadır. Ve minhu kavluhu teala, ve nitekim şu ayeti kerimede de bu manada kullanılmıştır. Hatta tefi'e ila emrillahi, Allah'ın emrine dönünceye kadar. Ey terci'a, dönünceye kadar. Ve minhu gile li zilli ba'de zeval, zevalden sonraki gölgeye fey denilmiştir. Li ennehu raca'a ba'de en tegallesa. Evet, gölge yuvarlak olduktan sonra ne yapmıştır? Tekrar eski haline dönmüştür. Galel Ferra'u, Ferra şöyle demiştir. El Arabu tegulu, Araplar şöyle derler. Fulanun seri'ul fey'i, evet, vel fey'eti, filan çok hızlı dönmektedir. Yani seri'ul rucu'i anil gadabi ila haletil mütekaddimeti, yani kızgınlık, gadap halinden sonra önceki haline çok hızlı dönmektedir manasında. Ne derler Araplar? Fulanun seri'ül fey'i vel fey'eti derler. Gale şairu, şair şöyle demiştir. Fefaat, döndü. Velem takdi ellezî ehbeltü lehu, evet, benim ona yönelme vaktim dolmadan dönmüştür. Ve min hacetil insanı, insanın ihtiyacındandır ki maleyse gadiyen, evet, yapmadığı bir şeyi insanın ihtiyacındandır. Ve manel ayet, buna göre ayetin manası şöyle olmaktadır. Ve in raca'u amma halefu aleyhi min terki muaşereti nisaihim, eşleriyle cinsi münasebeti terk etme hususundaki yeminlerinden dönerlerse, ve in raca'u, eğer dönerlerse, amma halefu aleyhi, yaptıkları yeminden dönerlerse, min terki muaşereti nisaihim, eşleriyle cinsi münasebette bulunmamak üzere yaptıkları yeminden dönerlerse, fe innallaha gafurun, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, Rahimün, çok merhametlidir. Lima hadese minhum minel yemini ale zulmi, haksızlık yapmak üzere yaptıkları yeminden dolayı onlardan sadır olan bu yemini Allah Teala onları bağışlamaktadır. Onları ne yapmaktadır? Affetmektedir. Evet, böylece lafızların, kelimelerin tahlilini, açıklamasını yapmış olduk değerli arkadaşlar. Ve elmanel icmali kısmına geldik. Yani ayetlerin toplu manası, icmali manası.
Evet. La tec'alu eyyuhel mu'minune, ey inananlar, ey müminler. La tec'alu el halife billahi, Allah'a yaptığınız yemini kılmayınız. Hucceten lekum fi terki fiilil hayri. Bir hayırlı fiili terk etmek hususunda kendinize delil kılmayınız. Engel kılmayınız. Fi idasu ile ahadukum an emrin fihi birrun. Eğer sizden içerisinde kendisinde hayır olan, iyilik olan bir şeyi yapmanız istendiği zaman ve ıslahun ve insanların arasını düzeltme istendiği zaman gale kad haleftü billahi, insan ben Allah'a yemin ettim der. Ella ef'alehu, o şeyi yapmamak üzere Allah'a yemin ettim der ve bu yemini o hayırlı işi yapmaya engel kılar. Ve uridu en eberra bi yeminihi, ben yemini, yaptığım yemine sadık kalmak istiyorum der. Böyle yapmayın diyor Cenab-ı Allah. Fela tetaallelu bil yemini, yemini sebep kılmayın, engel kılmayın. Bel bilakis if'alul hayra, hayrı, iyiliği yapın. Ve keffiru an imanikum, yaptığınız yeminlerden dolayı, yemini yerine getirmediğiniz için de kefaret getirin. Ve la tuksirul halife, çok fazla yemin yapmayın. Fetec'alullaha hedefen li imanikum, evet, Allah'ı yeminlerinize bir hedef kılmayın. Tebtezilune ismehu, Allah'ın yüce ismini çok fazla ağzınıza sürekli yama yapmayın. Ağzınızda sürekli kullanmayın. Fi umuri dünyakum, dünyevi işlerinizde Allah'ın yüce ismini fazla kullanmayın. Fe innel hallafe, çok fazla yemin eden kişi, müşteriun ala rabbihi, Rabbine karşı cüretli bir insandır. Fela yekunu berran ve la tagiyen, böyle bir insan, Allah'a karşı cüretli olan, cüretkar davranan insan, iyi bir insan ve takvalı bir insan olamaz. Evet. La yuahidukumullahu bima yecri ala elsinetikum, Allah Teala dillerinizde böyle ağız alışkanlığı sebebiyle yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Min zikri ismillahi min gayri kastil halif, herhangi bir yemin kastı olmaksızın Allah'ın ismini zikretmenizden dolayı Allah Teala sizi sorumlu tutmaz. Ve lakin, fakat yuahidukum bima kasattum ileyhi. Evet, yemin kastıyla yaptığınız, yemin niyetiyle söylediğiniz sözlerden ve yaptığınız yeminlerden dolayı Allah Teala sizi sorumlu tutar. Ve akattumul kalbe aleyhi minel eymani. Evet, kalbinizle yemin kastederek yaptığınız ve aktettiğiniz şeylerden dolayı Allah Teala sizi sorumlu tutar. Vallahu vasiul mağfireti, Allah Teala bağışlaması, mağfireti çok geniştir, çok boldur. Halimun, Allah Teala halimdir. La yuacilu ibadehu bil ukubeti, Allah Teala kullarına ceza vermede acele davranmaz. Lillezine yahlifune minkum, sizden yemin eden insanlar var ya, ala itizali nisaihim, eşlerinden ayrılmak, eşleriyle cinsi münasebette bulunmamak üzere yemin edenler var ya, ve yuksimune ala ella yakrabuhunne, eşlerine yaklaşmayacaklarına dair yemin eden insanlar var ya, lil idrar bihinne, eşlerine zarar vermek için böyle yemin edenler, ala nisveti haulail halifine, o zaman bu şekilde yemin eden kişiler, Müslümanlar ne yapması lazım? İntizaru müddeti, müddetin belirli bir müddet beklemeleri gerekir yemin ettikleri için. Aksaha, bu bekleme süresinin en az miktarı da erbatu eşhurin, 4 aydır. Fe in raca'u ila uşrati ezvacihinne bil maruf, eğer bu süre içerisinde eşlerine güzel bir şekilde yeniden dönmeye karar verirler de dönerlerse,
Kema emerallahu, Allah'ın emrettiği şekilde güzel geçinmeye dönerlerse, fallahu yafiru lehum ma sadara minhum min isaetin, Allah Teala onlardan sadır olan o kötülüğü, o efendim kötü davranışı bağışlar, affeder. Ve insan memu, şayet kastederlerse, ısrar ederlerse, sammeme yusammimu ve insan memu ala alel ilai minel ezvaci, eşlerinden eşleriyle cinsi münasebette bulunmamaya kesin olarak karar verirler de bu konuda ısrar ederlerse, fakat vakat el firgatı, o zaman eşleriyle ayrılık gerçekleşmiş olur. Ve telagu bin madiye tilkel müddeti, bu 4 ay sürenin geçmesiyle eşlerinden boşanma gerçekleşmiş olur. Eşlerinden boşanmış olurlar. Vallahu semiun li akvalikum, Allah Teala sizin sözlerinizi işitmektedir. Söylediğiniz sözleri işitmektedir. Alimun bi nevayakum, niyetin çoğulu nevaya olarak geliyor. Evet, alimun bi nevayakum, sizin niyetlerinizi Allah Teala çok iyi bilmektedir. Ve amalikum, ve amellerinizi çok iyi Allah Teala bilmektedir. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah gelecek dersimizde bu kaldığımız yerden itibaren devam edeceğiz. Evet, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi Teala'l Fatiha.